Yıkıcı depremler on binlerce can aldı. Kayıplarını bulamayan, cenazelerini arayan da binlerce kişi var. Adli Tıp Kurumu bu durumun çözümü için deprem bölgesinde yoğun mesaiye başladı. Peki yakınını arayanlar nereye başvuracak, süreç nasıl işleyecek? Adli Tıp Kurumu Başkanı Doktor Hızır Aslı Yüksek ATV Haber'e anlattı. On şehri vuran çifte felaket 40 bini aşkın can aldı. Yaşadıkları evler binlerce kişiye mezar oldu. Depremin acı yönlerinden biri de kimliksiz cenazeler. Kimliksiz olan cenazelerin çoğu Hatay ilimizde, ikinci sırada Barış, daha sonra da Antep ve Adıyaman'da. Yakınlarını arayanlar için Adli Tıp Kurumu özel ekip kurdu. 38.199 ölü muayenesi işlemi yaptık. 35.644 cenazenin kimliklendirme işlemini yaptık. Ailelere teslim ettik. 2.555 cenazemiz hüviyeti meçhul. Peki kayıplarını arayanların ne yapması gerekiyor? Kan veya ağız içi sürüntü örneği vererek 5 saat içinde sonuçlandırıp DNA profili çıkarılıp bizim Adli Tıp Kurumu DNA profil havuzuyla eşleştirip ailelerine teslim ediyoruz. Allahu Ekber. Kayıplarını arayanların bulundukları il veya ilçelerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru yapması gerekiyor. Ardından bu başvurular Adli Tıp Kurumu müdürlüklerine yönlendiriliyor ve o yakınların bu müdürlüklere ağız içi sürüntü ve kan örneği vermesi isteniyor. Ancak burada kritik bir detay var. O da şu ki yakınlık derecesi örnek vermede kritik önem taşıyor. Anne, baba, çocuk öncelikli olarak birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz erkek kardeşi, amcası, dedesi ve üçüncü öncelik sıramız kız kardeşi. Dördüncü öncelik sıramızsa kardeşi, dayısı, teyzesi ve teyze çocuğu. Ne kadar yakınıysa, birinci derece yakınıysa ona göre en erken sürede sonuç alabiliyoruz. Ama yakınlık derece uzadıkça bu DNA profili çıkarma süremiz uzayabiliyor. Adli Tıp Kurumu DNA eşleştirmelerini hızla sonuçlandırmaya çalışıyor. Adli Tıp Kurumu Başkanı Doktor Hızır Aslı Yüreğin bir de çağrısı var. Tüm hüviyeti meçhul cenaze yakınlarına sizin aracınızla bir an evvel savcılıklara ve kurumumuza başvurmalarını diliyoruz. Allah!